Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ana, ben de sana bakayım. Selamünaleyküm seyircilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Biz yine duramadık. Arkadaşlar hava çok sıcak. Elmasın oradan paket getirdiydik. İneklerimize doğrayalım koyalım. Birleşim. Yesinler hayvanlar. Bir zaman yine böyle doğradık arkadaşlar da ona yorum yazmışsınız. O kadar ihtiyacı olan insan vardı falan filan da arkadaşlar bunlar ilden gelen. Yani ilden gelen öğün olması hesabından değil. Öyle yani. Şöylelerden bir şey olmaz herhalde, olur mu? Olmaz. Bir de arkadaşlar bunlar çillenmiş, öyle vakti geçmiş olmasa, zamanı bitmiş olmasa biz kullanırız kendimiz, değil mi? Akıl var, mantık var. Ya bir kucağıyım, o iyilerden atacağız bunu. Onun tadı yok, götledi götüğünden hiç tadı yok daha köşesine, yine çıkarmış herkesin. Kızartması pek tatlı oluyor onun. Ne mi? Çocuklar seviyor diye ben bugün aldım pazardan. Ben bunu şeysini seveyim, pişirmesini seveyim. Pişirmesi tatlı oluyor daha köy pakezi ya. Bir kuş pişiriyorum, herifine yiyor. Ne diyorlar ki? Bebeğim. Aman tatlı aldırdı. Çağır çağır. Tazecik tatlı aldırdım arkadaşlar Hasan'a. Çok güzel göründü gözüme. Unuttuydum bak onu. İnşallah şivesi akmadı oralara. İnşallah. Ana nerede tatlıydı? Telefonuma çarpma annem. Ben nasıl tatlıcım. Oğlan tatlıcım. Tatlı mı yüzüne çekmiş? Ben tatlıydım. Tatlı aldırdım Hasan'a pazardan. Ayağımı üstü. Patates daha iyi duruyormuş şu an. La iyiydi çocuğun patatesi. Satacaktı satamadı. Yerini sevmiş bu patates. Şiyle birim dediydi. Sebzeyle dediydi, o da olmadı. Zaman da satmadı. Ezelden vermedi. Çille namlu mu atıyor mu? Yok, hepsini atıyor. Hiç türüne yiyor. Kahale yüksel oradan bu yanına. Hasan hep orada kıvırdı. Yine de öküz seçimde yirik diyorum şeyi satın alınadan. Varmışlar da şeyi. Ülkeye aldı, indirmemiş arabadan. O bilemedi, babam ne aldı ki acaba diye düşündü. Kendisi 8 kilo almış, benimki 5 kilo dedim. Çobalan sen aldın ama yine de şey demedi. Karar veremedi. Ne oldu bunda? Bilekler cır cır olmuş. Ötürdü bunda. Oha! Geçerler oğlum da. Cümleten selamlar arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Hasan öyle gelecek bariye. Şöyle görüyorsunuz. Bunlara şey bulsak, o sülfazil var ya. Çoğu... Öyle gelin bu kuvaya oturun. Birin sıra oturun. Biriniz de şu yandan kuvaya oturun. Gel bakalım babacığım. Gel baba. Çocuklar bir kim var mı? Şöyle oturun istersen Hasan. Arkamıza doğru siz de buyurun burada. Bunlara geberek kapattım arkadaşlar. Geberek. Hayvanları yiyeceğim şimdi geberek. Ondan böyle isterler değil mi? Yaştan mı? Ahırda da tatlı Mehmetler benim diyor. Telefona çarp mı değil, bırak zaten etme. Elime bakın. Bu ne? Kan. Niye? Şurada maç vurulurken o mor topu sırtımın üstüne düştüm. Kanadı benim. O burada. Yo burada. Al bakalım babacığım. Olabilir. Buraya gelsene. Buraya gel şuna. He baba o tarafa doğru. Buraya gel şuna. Şimdi ne yapıyorsun? Bir diye görükmez. Sen görük orada neye salla bay bay. Sabahına bir tane. Bir de şimdi doğru. Gel yoksa. İki kova şey yedim. İnekler patates. Yok değil mi? Tatlı yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Ömer. Gel de tatlı ye. Bir şey olmadı. Bu yarım yiyor o zaman. Gel oğlum. Şunu bitir bir tane. Yıkan gelin. Burada çişmede yıkan. Yıkarsınız değil mi ellerimiz? Ne var? Al anne. Aklımızı yiyelim öyle ne? Ha oho. Ha ha. Patatesin kokuyu aldılar, ona gidiyorlar herhalde. Kokuyla mı? Taze miymiş? Hmm. Ama bize geliyorlar. Ama hadi versen. Herhalde üstümüze çıkacaklar burada vallahi. Depeleyecekler bizi. Ben de bakayım. Gel ha. Sen de gidin tatlı, gel sen de. Tamam. Hı? Yavaş. Ho. Ha ha. 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 Kamera şöyle kursak da onlar da çıksaydı öyle. İyi, suyu kurtar abi.
Anne su. Anne su. Tatlı. Anne soğuda gözüküyorlar. Ha. Ömer. Anasından yer. Yer. İnekler bunu yiyemez. Yiyemez. Yiyemez daha. Gezmek gitti. İnek patates yerler. Bu inek isteğim var. Biliyor musun nasıl vurmaya çalışıyorum beni? Hı. Büyük valla. Al Ömer. Büyük kıstır. Olmadı ki ama ağzım kenarda kırıldı. Diğer insanın patatesi varmış. Hmm. Ne? Evde et patates mi bu? Evet nasıl? Tamam. Onu götür mü? Bitirdik hep. Doğradık. Aklan ne kadar ısrar etmişti? Götürmüş adam almaz. Vakti geçmiş diye. Kız sen deseydin. Tam haşlamadım çünkü. İyi misiniz? İyi patates be, öyle pek konuşmamış mı? Yaza kalan ne mi patatesler çıktı? Fakatler çıktı kalan. Kalan ne? Bir tane sen çok iyi. Nasıl kıydırıyor, ben nasıl kıydım? Olsun bir daha iyi al. Kaldı mı bu bayatlar? Ömer gitsin, dursun. Alam çok dur. Ya var al. Ayakladın mı bir şey yaramaz? Bayatlasın. Bayatlasın onu. Ben yiyemem ki. Bu ne de değil lan. Hasan mı kalktı? Çöktü bir şey var. Benim dişlerim ben gidip tıraş olayım gidelim. Yani ne olabilir? Hadi bakalım. Arkadaşlar bir sürü geri aldım. Afiyet olsun. Kıvı. Kıvı. Açın benim şey. Bakın. Üçgen çaldım. Baba şeyini biliyor musun? E-postanın. Herkes saracak. Buyurun efendim. Buzuk efendim, muzumuzu yanlışına ben altısını eve koydum. Gelince alıp verin. Ben muz almadım. Hasan gidip onu. Hasan gidip onu. Herkesi indirdin mi? Evet. Hani yakın? Yok. Bizi indirdik. Baba, e-posta biliyor musun anne? Ben bilmiyorum annem. Baba nasıl? Baba ne e-posta ile? Oyundan bir para kazanma bedava. Benim dışarıda da okulacak ya. Hepsi sizin. Doğru, ben anlamam ki e-posta. Baba alıyor ya. Allah'ım. Baba ne yapacak? Ne yapacak da? Ne dokun bu? Daha torbayı getir, o torbayı. Hoş geldin bana da. Hoş çok canım da. Pazar turu yaptık arkadaşlar. Bir kalabalık, aşer meşer. Millet var ya, şu kovalarından eşya götürüyorlar. Vallahi bak. Öyle yani bir iki alım da bir iki kilo alım gidim diyeyim. Vallahi hiç yok, hiç. Pazar pinçte. Arkadaşlar pazarcı diyor ki teyze işte şu kadar şu kadar diyor mesela parasını
O da 2 lira daha düştü. Git teyze dedi adam. Şeye, mezarına götür. Kevenin yanına koysunlar 2 lira dedi adam. Bak. Sertler edin. Ne alıyorlar? Kevenin yanına koysunlar 2 lira dedi. Kokuyor? Kokuyor. Kok mu kokuyor? Bura bu, ahır oğlum bura, koy bura. Dur, telefon düşeceğim bura. Telefon düşecek. Yok. Oynama annem öyle. Bura koy oğlum. Senin Almanya'dan geldi. Nasıl onu diyor. Burayı değil mi? Testik Hasan şuraya ayağından bir kakla bu tarafa doğru. Arkadaşlar, oh. Komşular testik dinle bizde. Hayvanların içerisinde dışkısını birik yapıyorlarmış gibi böyle kepç döküyorlarmış. Kasnakla diyorlar ona. Buhar ya ona diyoruz çocuk. Ha anne. Kısma al. Atma atma. Telefonda var ya kaydırdım. O büyük ihtimal sadece yeri çekiyor. Neyse dursun bağlım. Atma atma. Atma. Kadalarını alayım. Valla ineklerim bana avlanır. Ha. Arkadaşlar bu hayvanları hiç duymaya dinliyorlar ya. Başta. Tabağına iki torba tamam verdim. Yonca verdim. Ama çekil oradan hadi sen bir amacık çiğ. İki kovada patates verdim daha da istiyorlar. Yer Allah. Hasan benim park ettiğim arabayı çıkarttı. Arkadaşlar arabanın üzerinde anahtar varmış. Buraya araba gelecek kapıya. Hasan'a dedim ki arabayı o tarafa götür dedim. Eşyalar bir indirin dedim. O da git kendini dedi, sürdü. Üstünde anahtardı. Buldu bir de. Dalga geçelim. Şimdi de buraya getirdim. Buraya getirdim. Yapar mı? Sen bana doğru azıcık geç böyle. Hasan destek olmuyor bana. Annem sandalye değil mi annem? Değil mi bebeğim? Acaba ben de yolcu gelsin. Bora. Orada mı yorum ben şeyi ben değil. Hasan da getirmedi. Olsun biz öyle çekerik. Yok hiç buraya doğru gelsin. Şuraya çiğ ileri sıçayım değiller. İleri. Neden selamın aleyküm benim güzel izleyicilerim. Arkadaşlar 2-3 gündür bizim buraya şurada yatanı görüyorsunuz kapıda simsiyah. Tavşan geliyor. İllerin kapısına kedi köpek gelir. Bizimkine de bu geliyor. Bak bak bak. Ama yaklaşınca kaçıyor. Anne. 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 Kapında kocaman tavşan var, tavşan. Bu neyi köpek neyi mor vallaha. Ha, geçen de böyleydi. Hasan adım koş da tut diye. Ana şey mi ki? Ana. Nasıl ya? Tokmak gibi aynı. Bale. Evvelki gün de gelmişmiş. Garajın kapıda durdu korktu ondan sonra da kaçtı. Nasıl? O tarafı başka ne? Aşladınız mıydınız bunu? Evet, siyah ama gidesene. O taraf önce oluyor bu taraf olmadan. Halbuki gol ya o taraf. Gelseler bari tavşanlarını almaya. Valla köpek ne gelir yer bunu. Burayı seviyor herhalde. Hiç gidesi gelmiyor buralardan. Gel. Gel. Sabah güneşim gel. İki gündür karşılaşıyorum seninle. Böyle bir sevsem sırtını. Yok baba bizim ekmeğimiz yok. Yok okula göndermeyeceğim. Öğretmen getirme dedi. Kimse yokmuş ya okulda. İyice sevim ne olur. Benim böyle tavşanım vardı da götürdü köpekleri yedi onu kediler. Hadi git bakalım. Böyle doğada dolandığı için iri. Bizim o evde baktığımız gıcık kafesteydi arkadaşlar. O da gıcık kaldıydı el kadar büyüyemediydi. Hadi git hadi. Köpek ne gelecekti gidiyorum ardına da. Ama ben mi güdeceğim sen sahibin gelecek. İlla. Gülzarap'la gelinmiş. Pişt. Pişt. Hey. Nasıl kulaklarını dikti ya. Ona bir kulak getireydin. Sultuşerim değerleri. Bak bak. Şimdi burada kutsattım.
demiştik, buradan toplu. Bütün şu anasla var ya. Anneme topluyorum. Ha, gitmez diye bu. He? Yarın yağmur varmış herhalde. Hey, yarın yağış varmış. Vallahi camları sileceğim, vazgeçtim. Niye? Allah Allah. Halam yıllardır çeker o susuzluğu vallahi. Gayrı bir kuyu lazım canım. Bağ bahçe olunca o da lazım oluyor. Direkt diyorlar kendim istiyor arkadaşlar. Onları es tanıyoruz, görmediniz. Şöyle güneş değil, dar kısmı ekleyeyim. Camlar silecek mi vazgeçti? Yağmur yağacakmış. Yarın yağış varmış arkadaşlar. Şöyle bir tozunu alacağım. Ama burayı silerim. Temiz daha tutuz olmuş. Bu tazecik nasıl olur yeşkileceğiz? Annem sen verirse yiyor. Sen verirse yiyor. Valla eskiden bir şey verdim. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Çocuklardan şey yok ki. Benim bir dolap sildim. Dolap mı beni sildi? Benim bir dolabı. Aa tuhan birbirlerine dövüşmeye aman yarabbim. Onu hiç yapmadım, bir de ben deneydim. Seviyorum onu da. İçine kıymaz kokuyor gibi geliyor ya, ne bileyim. Valla bir de şey baharatım az oldu artık, neydense. Yapmadım daha, hiç denemedim de. Karabiberi en sevdiğim. Thank you.
Evet canlar, gördüğünüz gibi buraları yıkadım. Ama öyle üzerine sadece toz almalı yıkadım. Çünkü yağmur geliyor. Görüyorsunuz. Ve yağmur yağdığında ilk benim balkonu buluyor. Şöyle biriken suları da yine iteleyelim. Normalde deterjanla köpükleyecektim. Sonra vazgeçtim. Çünkü yağmur yağdığında yine aynı olacak her yer. Şimdi mikrofiber bezlerimi yıkayıp astım buraya. Bunu da üstünü örttüm güneşten ağırmasın diye. Ama içeriye alacağım onu. Renk atıyor güneşten. Görüyorsunuz canlar. Rüzgar esmeye başladı. Sinekliğimizi de o tarafa doğru götürdü. Öyleyse canlar, ben oraları yıkadım. Konuşamadım da yorgunluktan, inanın ki günlerde hiç durmak yok. Yola devam. İşlerim bittikten sonra inşallah nasipse dinleneceğiz. Penceremi silmedim arkadaşlar. Görüyorsunuz lekelerini. Gerçi şeyden oldu. Yıkadım ya, ondan oldu. Yağmur yağdığı zaman direkt nasıl da balkondan o kadar yukarı, şu korumalıktan nasıl taburaya kadar gelebilir hiç aklım ermiyor ama geliyor. Geçen ta içeriye kadar girmiş. Bu mutfak kapımızın etrafının lastikleri herhalde biraz gevşek. Bana öyle geliyor. Yağmur yağdı da bu taraftan şey yaptı mı içine doğru geliyor su. Bir de mesela şimdi yıkadım, sizler de gördünüz zaten. Ve ben içeriye girince ilk işim fayansları sildim. Çünkü hemen su akıyor arkadaşlar içeri. Hiç anlayamadığım bir şekilde. Öyle oluyor. Bilmiyorum artık etrafının lastiği mi değişilecek yoksa bol aldı mı, hiçbir fikrim yok. Öyle işte. O zaman videomuzun devamında inşallah görüşürüz. Aranan kan bulundu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Size ne dedim, yağmur yağacak dedim. Vallahi yağdı. Maşallah barekallah maşallah. Bunları buraya kaldırmıştım biliyorsunuz. Sonra yıkayacağım diye. Şöyle bundan da çıkartmadım. Buna sarmıştım arkadaşlar toz olmasın diye. Seyfan Muhammed. Anam kuşlar ölür mü ki? Ha, sana bir sormam gerekiyor. Girmemişler de içeriye. Evet canlar, eve doğru geldim. Şöyle annem gibi burada. Mısır patlatayım beraber yiyelim diye. Görüyorsunuz. Acayip güzel koktu. Bayağıdır yapmıyordum bu arada. Özledik biz de. Bir de çerezim neydi yok arkadaşlar. Bir çekirdeğimiz var. Kuru kuru olmasın diye. Nasıl güzel patladı ya. Bitti sanırım. Altını kapattım. Çünkü biraz daha durursa yanıyor. Kapağını da alınca hemen kaldırıp o tarafa koymak gerekiyor ki teri akmasın diye. Evet canlar, buradaki salam kuşumuzu aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çıkarttım. Bunları da aşağıya indirdim. O kadar rüzgar esiyor ki. Her şeyi alıp götürecek gibi. Bunu aşağıya değdi arkadaşlar. Ta şuradaydı. Buradan o tarafa doğru götürdü. Rüzgar o da ucundaki bu sallandığım salam kuşundan dolayı oluyormuş. Ben de onu çıkarttım. Hasan söyledi onu çıkarsam o kadar sallanmaz diye. Gerçekten de durdu. Bugün sabaha kadar takır 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 sakin bir sıkılacak. Böyle işte arkadaşlar. Buraları yıkamıştım ama tekrardan toz toprak geliyor. Buraya neden su akmış, çocuklar mı içti ki? Öyle işte. Bu arada sizlere bir yukarıdan bahçemi göstereceğim de buradan su akmaya devam ediyor. Şöyle dün bayağı iyi suladım bahçeyi. Bugün bilmiyorum su isterim istemez büyük ihtimalle. Hortumu görüyorsunuz arkadaşlar. Çeşmenin suyuyla sulamaya çalışıyorum. Elhamdülillah oluyor bir şeyler. Şöyle bunlar salatalık. Çapaladığım için çirkin bir görüntüsü var gibi ama güzelleşecek şimdi. Bu şekilde. Çilekler hiç olmadı arkadaşlar. Yerini sevmedi sanırım. Bilmiyorum, bayağı da güvercin tersiydim verdim ama kısmet. Nohutlarım hep yeşeriyor. Şu gördükleriniz hep nohutlarım. Şurası zaten kavunlarımız. Şuraya yeniden ev yaptım kavunlara. Dışarıdaki tersimizi öyle içeriye attırdık. Hasan geçeceğim içeriye doğru böyle. Şöyle yapayım kameramda. Şuradaydı arkadaşlar. Orada bir güzel süpürdüm. Batırdığımız
yollarım. Sonra duvarımın dibine doğru yaklaştırdım. Oradaki çukur da gitsin diye öylece temizlemiş oldum. Nasip olursa gelecek yıla kullanacağım. Tersim zaman şebeke. Böyle. Şu el arabasında da güvercin tersi var. Bir şekilde bir şeylerle uğraşıyorum arkadaşlar. Rüzgar esiyor. Ama insan üşütmüyor böyle. Sadece panikletiyor gürültüden dolayı. Şu taraftaki bahçemde gösterir size. Umarım yine görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın.